gruptan, meslek gruptan, meslek birlik grubundan veya diğerlerinden şeyi duymadım mesela. Mali müşavirlere kaderi yerlisi. Hakkı verilsin. Hiç konuşuldu mu? Ben duymamıştım. Yok ve işte bunun için çalışacağız gibi böyle bir kampanya duymamıştım. Doğru mu abi? Ya bir baktım herifler kendi kendine devlet çalışıp hak vermiş. Lan dedim helal olsun, ben hiçbirinden duymamıştım. Olsa duyardım herhalde. Hani veya yeşil kart bile veriyorlar, yeşil pasaport muydu falan, hani onu bile duydum. Ama onu duymadım. Devlet o yönden çok güzel liderlik ediyor. Çok hatası var, çok eksiği var. Tartışabiliriz. Hani biraz da güzel şeyleri söyleyelim diyelim. Ondan sonra meslektaş ve meslek olarak dünyanın ilerisindeyiz. Mutlaka Hindistan'da ilerisindeyiz diye düşünüyorum. Gitmedim oraya, baktım doğuya ama öyledir. Sadece şu etraftaki şeyleri yapacağız. İşte İbrahim abinin o yüzden o çalışmalarını, bu gayretini, Yahya abi, Allah rahmet etsin, onun gibi yani şaka gibi adam bütün gelirini vakfetmiş, hep de geride böyle abilik şemsiye gibi besleyen gençleri, öne çıksın çocuklar, kadınlar diye. Bir insan bu olduğu zaman da insan olacaksın zaten. Tabii yani insanlaşacaksın. Hocam, zeytinliğe gelen farkındalık diyoruz ama özellikle mesleğin içerisinde baktığımız zaman bütün bozuk organizasyonların eğitimi dediğimiz insanlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Tabii canım, eğitim zaman ne çalabilir? Bence bozuk koymak lazım diye düşünüyorum. Yani bu değerler eğitimi demek, hani onu vermek daha iyi olmaz mı? Hepimiz vergi usulü biliyoruz, amortismanı biliyoruz, efendime söyleyeyim kurumları biliyoruz ama yani bir organizasyon nasıl yapılır, nasıl davranılır, bunun psikolojisi... Bu toplumla olur. Bakın yani, yine bununla ilgili birçok doktora tezi var. Mesela Milgram deneyi vardır, meşhur. Yani bir insan sosyoloji okumaya başlıyorsa ilk önce bu deneyi okur, değil mi? Filmi de hatta çekildi muhtemelen. Ama kitabı, deneyi daha güzeldir. Yani okursanız daha ben filmi beğenmiyorum ya da okuyunca sonra olunca daha beğenmemiş insanlar. Yani şurada hepimiz vergi ticaret odası burası. Hepimizin ticaret yaptığımızı, sanayici olduğumuzu düşünün. Şu taraf diyor ki, 3 kişi, mesela kaç kişiyiz? 50 kişi. Bir kişi vergi kaçırıyor ve af çıktı. Diyor ki, o aftan sonra 3 kişi kaçırmaya başlıyor. Atıyorum sayıları. Bir de af çıkarsa 10 kişiye çıkıyor, dolandırıcı diyelim, daha kaba tabir kullanın, masumda daha iyi anlaşılsın, abartalım. Evet. 5 atıyorum, adam bene yapmış. 5.'den sonra artık toplumda düzgün insan kalmıyor. Meşhur öyle hırsız hikayesi var ya, uzun uzun anlatmayalım. İyi bile yani. Şu anda milletin kendi acayip bir vicdanı var, ben hayran. Hayranım yani. Bu kadar vergi affına adamın çıkarıp vergi ödemi, ya ben 200 tane şirket var, ben damga vergisi ödemekten bakıyorum. Şey çıktığı zaman, habire geliyor bir şey. Hani getiriyor arkadaşlar, lan diyorum mükellef almıyor insan, ha bir de getiriyorsun herife takip bilmem ne falan, onu öde bunu öde, bir de kazanmadığı bir ay varsa. Şu şeylerle, şu düzenekte ben çok başarılı buluyorum, çok eleştirecek şey olmasına rağmen. Mesela sevgi saygının ne olduğunu kavram olarak anlayacağız dedik ya, mesela adam diyor ki kamu bankası açık vermiş diyor. Bak SGK dünya, Türkiye tarihinin en büyük açığını verdi bu sene, biliyor musunuz? SYK açık vermedi, benim cebim açık verdi. Mesela halkın bunu anlaması lazım. Bütçe açık vermez abi, halkın cebi açık verir. Kamu bankası zarar etmez. Mesela Sabah grubunu şey aldı. Ziraat'tan bir de kredi aldılar da öyle bir şey aldı herhalde. Evet. Ya mesela bak, ben ne yapacağım şimdi muhasebeciyim, ben işte bu örgütler bunun için var. Mesela bunun görevi değil de anlayan, neyse bunun için bir basın örgütü vardır, bir yazarlar birliği var, bilmem ne var, bir medya örgütü vardır. Oğlum sizin işiniz ne? Yani kamu bankasından özele kredi verilir mi bu amaçla mesela? Şimdi bunu söyleyince AK Parti düşmanı oluyorsun. CHP olsa başta Sarı Parti düşmanı oluyorsun mesela. Anlatabildim mi? Mesele o değil ki. Mesela toplum bu bilince ererse sen söyleyince arkandan kitle gelir. Biz Martin Luther değiliz ki. Hadi çıktın Martin Luther olacağım dedin. Adamın arkasında Floransa Prensi var kardeşim. Bütün kilise karşısında bir tane aklı başında adam çıkıyor. Bir tane yiğit bir adam çıkmıyor ki memlekette. Para olmadan hiçbir şey yapamazsın. Atatürk şurada Samsun'a çıktı. Vahdettin atlarını sattı ya. Nasıl çıkıyorsun buraya? Havzada paraları bitmişti, hepsi açlıktan ölüyorlardı. Ya maaşla milli mücadelenin kurtuluşu mu olur? Devletin sana verdiği harcırahla. Kredi kartı olmasa nasıl gelip gideceğiz abi buraya mesela? Hani ilçe milletleş bitiyor mesela. Ha böyle benzin al yemekken nereye milli mücadele yapıyorsun? Yanında 50 tane, 16 tane general var, subay var, 50 tane asker var. Sırf yemek yedirsen 3'e mi? Maaşın biter zaten, maaşın bulayınlar buna gibi. Yani toplumun arkasından getirmesi ve her zaman böyle paralı insanların, mesela Fransa'da 1292 Paris subayları, üniversitelerin ve senatonun kuruluşu. Adam bir kitap alacak doğudan,
Bilgi doğuda çünkü. Şeyden, Paris'ten bir tane adam gönderiyor. Şam'a mektup yazıyor. Onu Tahran'a gönderiyor. Yukarıdan Farsça bileni gönderiyor. Buradan Arapça bileni gönderiyor. Oradan İngilizce, Latince bileni gönderiyor. Latince daha yeni öyle dil oldu falan. Beş dil bilen adamı mektuplarla bir sene önce kese kese altınlarla gönderiyor, organize ediyor, bir tane kitabı tercüme ettirecek. Onlar 3 sene çalışıyor, paraları gönderiyor. Sonra kitapları farklı dillere çeviriyor, yazılıyor çünkü elde matbaa yok, buraya geliyor. Kendisine geliyor, alıyor onları okuyor falan. Bunun gibi binlerce parasını harcayan yürekli iş adamları sayesinde Avrupa işte 1780, 1648 Vesfalya diyelim, 1789 Fransız ihtilali oluyor. Öyle laylay lömle Boris Bien'ler şeyde mi yetişti? Sokakta mı yetişti? Veya üniversitede mi yetişti? Eğitim alarak mı yetişti? Yok. Buralarda yetişti. O yüzden o dönemde de Türk kahvesi Katolik Kilisesi tarafından haramdı. Bak sizin şeyinize. Osmanlı'nın Şeyh Rüstam'ı da Türk kahvesi haramdı demişti. İkisi de elinde evrakı var. Niye? İnsanlar bir yere gelip sohbet ediyor. Şu sohbeti yapıyor. Aha ne oluyor? Falan. Ya iki tane farklı bilin aynı anda aynı içeceği haram kılar mı? Çünkü Katolik şey diyor ki zaten Arap içeceği, Müslüman içeceği kapkara onlar bak diyor, içecekleri de kara diyor. Yani dayanakları bile komik yani adamlara falan baktığınız zaman. Mantık hep aynı işliyor abi. Yani bu işin salısı sağa sola kuzeyliği maalesef bence yok. Eğitim de aynı. Topluluğun öğretim ortalaması 6,5 yıl. Aile Bakanlığı sitesinde kişi başı milli gelirimiz 2000'in %96'sı. Yani 81 milyon da herhalde 75 milyon yapıyor. 2500 lira ve altı gelirle yaşıyor. Net bir şey söyleyeyim sana. Hiçbir toplumda 2500 lira ve altı gelir elde eden bir toplumu asla eğitemezsiniz. Öğretebilirsiniz yani. Öğretim şeyini 6,5 yıldan 10 yılda 20 yılda çıkartabilirsiniz. Ama asla eğitemezsiniz. Mümkün değil yani. Parası hiçbir eğitim olmaz. İşte Mevlana'nın sana söylemiştim. Bahçeşehir'de bir çocuğa verdim doktora tezi. Git Berk'te başla. Bir Mevlana kaç para yetişiyor? Ben hesapladım ama bir doktora tezi lazım. Atıyorum hesapladım ben. Kafadan hesapladım. 50 milyon dolar para lazım. Nereye yetiştiriyorsun abi Mevlana? Mevlana olmasa, 3-5 kişi olmasa Facebook'ta paylaşacak söz yok ya. Yani doğrudan. Vallahi yok. Kimin sözünü paylaşacaksın? Hani gavur dedin. Sözünü paylaş. O sözünü paylaştığın her birisi milyon dolarlara yetişiyor. Yani biz de der ya abi ceketimi sattım falan. Ne oğlum devlet okulundan adam yani vatandaş çıkar. Standart eğitim standartından çık. Çok büyük bir emek gerekiyor. Yani hayatını okuyunca anlarsınız işte şeyinde. Çok doğal bir şey. Yani 2500 lira ve altı gelir olan bir şeyde eğitemezsin abi. Mümkün değil. İşte Abbasiler bir medeniyet kurmuştur ama öğretmenin kazandığı para hiç kimse kazanmıyordu Abbasiler. Devlet başkanından fazla para kazanıyordu. Ve herkesin, yani kimsenin de gözü yok bir de. Hani mesela bir kesim para kazanır, bir kesim ona tukaka yapar. Hayır öyle bir şey yok. Az bile kazanıyor derlerdi. Bir memlekette öğretmen ne kadar çok kazanırsa bunların hepsi büyük medeniyet kurmuşlardır. İşte Eflatun abi söylenen söz diyor ki, iki altından diyor, o Yunanlı asil adam işte falan vermezsen diyor, evde iki tane kölen olur diyor gibi yani. Korkunç bir para istiyor yani adamlar. Yetişmesi zaten çok büyük maliyetli oluyor. O yüzden 2500 lira altı gelir de yetiştiremeyiz. Çok daha toplumun geliş seviyesini artırmamız lazım. Biraz yumurta tavuk tavuk yumurta ilişkisi. 1,5 dolara kilosu da ihracat yapıp 4,5 dolara ithalat yapıyorsun. Yani nasıl şey yapacağını bilmiyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, sizi bayağı yorduk. Şimdi İbrahim Bey'e ben söz vereceğim. Tabii İbrahim Bey'i özellikle çağırdım ben. Çünkü eğitimle gelen farkındalık ve örgütsel etkileri. Aslında bunu çok, yani eğitimle derken sürekli kitap okuma değil, işte bu farkındalık ilk önce örgütsel içerisinde etkileşimle. Bunun ne olur? Kültür sanatla olan ilişkiniz, onunla sağlamış olduğunuz beceri, gelişme. Biz Mersin'de ilk gittiğimizde ben hani bu terimi ilk orada adapte olduk, sevgi dili. Ya bu nasıl sağlanır bu örgütün içinde? Hani gerçekten örgüt içine baktığımızda bizim kendi örgütümüz çok sıkıntılı. Yani egolarımız yüksek, birbirimizi çekemiyoruz. Yeri geldiğimizde koltuk menfaatleri peşine düşüyoruz. Yani çok farklı bir yapı var ama
Hatta İbrahim Başkan'a şey sormuştum bir toplantıda. Ya başkanım işte yani insanlarla uğraşması zor. Bizim meslekte daha zor. Hani egolar yüksek. Yani bu kadar insanı nasıl bir arada tutuyorsunuz? Yani hepsinin nabzına göre şerbet vermek hani ben çevremde daha az insanla daha fazla yoruluyorum. Hani o nabza göre şerbet vermek, kişilere göre cevap vermek falan daha yorucu. Çünkü o aynı profil yaşaman lazım. Bu konularda başkanımın tecrübelerini, aktarımlarını bekliyoruz.